Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Buradalar mı? Yok yok, atlattık galiba. Yürü, devam edelim. Kimse yok gibi görünüyor ama biz yine de şüphe çekmeyelim. Şu köşeye kadar yürüyelim, sen sonra oradan bir taksi yap. Bir dakika hanımlar, Kayıt abim. Ne oluyor? Kamuoyu ve basında tartışmalar sürerken halk barış ve huzurdan yana. Örneğin yanımda gördüğünüz şu iki farklı genç kız yan yana gerçekten ilginç bir tablo oluşturuyorlar. Lan yürü. Siz akraba mısınız yoksa arkadaş mı? Arkadaş. Evet. Biri mini etekli, diğeri çarşaflı bu iki genç kız farklı giyim tarzlarına, farklı hayat görüşlerine rağmen kol kola yürüyorlar. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Benim? Evet. Benim Begüm. Sizin adınız? Fazilet. Evet Begüm ve Fazilet. Neler yaparsınız iki arkadaş beraber? Biz böyle dolaşırız. Yemek falan yaparız. O gibi şeyler yani. Fazilet sen neler yaparsın boş zamanlarında? Ben tenis. Tenis mi? Tenis mi? Evet. Fazilet boş zamanlarında tenis de oynuyor. İşte bu gerçekten çok ilginç. Fazilet, acaba çarşafla mı oynuyorsunuz? Ha, onu ben de merak ettim. Ha, şimdi şöyle. Bizim bu Fazilet, bu hanımlar için böyle tatil köyleri falan var ya. İşte orada böyle bir iki bir şey yapmış, onu diyor. Peki Fazilet Hanım, siz neler düşünüyorsunuz arkadaşınızın giyim tarzı ve mini eteği hakkında? Aslında mini bana göre yani biraz. Yorum yapmak istemiyor. Ben şöyle söyleyeyim, moda insana yakışandır. Yürü, hadi yürü. Bizim gitmemiz lazım. Abi, bir dakika lütfen gitmeyin. Şimdi de Nişantaşı sakinlerine soralım. Bakın, burada biri mini etekli, diğeri peçeli iki hanım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tabii arkadaş olabilirler yani. Ama ben bir kadın olarak kadın hakları açısından bir kadının peçe takmasını çok doğru bulmuyorum. Bence de çağ dışı bir kıyafet. Aşkım bir saniye lütfen. Affedersiniz. Canım belki o da öyle tercih ediyor. Ne yapacaksın ki? Öyle mutlu belki canım. Bir dakika, bir dakika soralım. Hemşire sen böyle mutlu musun mesela? Söyle kocuğum, söyle. Yazık, heyecanlandı, konuşamıyor. Rahat bırakın kadını ya. Ay, bak kardeşim, böyle ne söylediğini bile anlayamıyoruz. Çıkar peçeni, göster yüzünü. Yüzünde saklayacak bir şey mi var sanki? Sus bacım, konuşmak zorunda değilsin. Aa, ne kapatıyorsun kadıncağızın ağzını be? Hanımefendi zorlamayalım, bu giyim tarzı kendisinin özgürlüğü olabilir. Niye özgürlüğü ya? Kadını konuşturmuyorsun ki. Ay sen onun avukatı mısın? Yok ama... O bir birey. Kendi adına istediği gibi, içinden geldiği gibi konuşabilir. Sen ne dalıyorsun lafa? Tamam da... Çeksene elini kadıncağızın ağzından be. Çektim, tamam canım. Konuş. Konuş Osman. Fazilet. Konuş, konuş bacım. İstediğin gibi, rahat rahat. Bence her şeyin başı eğitim. Ay ne alakası var ya? Evet, Fazilet Hanım her şeyin başı eğitim diyor. Peki Begüm ve Fazilet, sizce son günlerdeki gelişmelerden ötürü toplumda gerilim ve kamplaşma olur mu? Bu konudaki görüşlerinizi de uzun uzun almak isterim. Uzun uzun. Bu konuda şunu söyleyeceğim. Kamplaşma olmaz.
Niye olmaz? Çünkü niye olsun? Zira Fazilet'in de söylediği gibi her şeyin başı eğitim. Aslında ayrıca aynı zamanda her şeyin başı sağlık da. Önemli olan huzur ve barış ortamına gerçekten aç olduğumuz bu günlerde kardeşlik ve özgürlük içinde böyle bir enerji, bir beyin fırtınası, bir sinerji yaratarak kol kola birlikte el ele yürümek ve hızla ileri gitmek. Bravo. Bravo. Vallahi çok. Hakikaten. Evet, farklı görüşler her zaman olacak. Ama önemli olan tıpkı Begüm ve Fazilet gibi toplumda farklılıklarımıza rağmen kol kola girebilmek. Hadi artık atla bir taksiye de git yetişeceksin. Evet evet zaten 10 dakikalık yol. Ulan amma lafa tuttular be. Vallahi ne demek istediğini pek anlamadım ama İyi bağladın muhabbeti. Rica ederim. Aslında ben de tam ne demek istediğimi anlamadım ama Allah'tan halk sevdi. İhalede başarılar. Eyvallah, sağ ol. Artık bir yerde toplumsal barışın simgesiyiz. Bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Ne sorumluluğu oğlum? Yani biz de barışalım artık bence. Hadi yürü lan, yürü. Kırıtmadan git. Nasıl yürüyorlar bunlarla be? Bir şarkı söyleyeyim mi sana? Ay yalvarırım söylemeyin. Ay niye kız? O arada ders aldım ben. Çok güzel şarkı söylüyorum. Bülbüller bile susuyor bir şarkı söylerken. Belki ölüyorlardır Burhan Bey. Siz sustular zannediyorsunuz. Dünü kopartırım senin ha. Kız niye beni şaka yapıyorsun? Perşembe günü karaoke'de görürsün sen benim marifetlerim ama. Burhan abi, sizden bir ricam olacak benim. Ah, seviyorum. Siz perşembe akşamı karaoke'ye gelmeseniz çok kötü sesiniz var. Ne diyorsun sen ya? Şimdi ofisteki arkadaşlar rica etti de söylememi. Ben de yani elçi olarak size söylüyorum. Siz karaoke'ye gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyeyim mi? O zaman sen de gitme ya. Sen niye gidiyorsun? Beni niye yalnız bırakıyorsun? Sen de gitme. Ya Burhan Bey sürekli beraberiz, dip dibeyiz zaten ya. Aa, vallahi çocuğum gibi oldunuz siz benim. Ben biraz Cem'le vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu ara bana ihtiyacı olan bir dönem. Osman'la bir ilişki oturtmaya çalışıyorum ama siz sürekli böyle Burhan'dasınız ya. Ay nereye gitsem geliyorsunuz. Vallahi olmaz artık bu kadar Burhan Bey. Beni terk mi ediyorsun? Hayır da yani artık lütfen birazcık mesafe koyalım Burhan Bey ya. Önce nişanlım gitti. Sonra dostlarım. Onlar da gitti. Sonra odam gitti. Ve en son sen. Beni artık burada tutan bir şey kalmadı. Yani tamam karaoke'ye gelin o zaman da bari şarkı söylemeyin. Ne diyeyim yani? Ne tuhaf. Hep bir müzikalde oynamak isterdim. Hep hayalimde bu vardı yani. Ama şu anda benim kendi hayatım bir müzikal. Ne tuhaf. Hem de acıklı bir müzikal. Artık buralara veda etmenin zamanı geldi bence. Gidip mahalleye veda etmeliyim. Gerçekten mi? Siz bayağı Nişantaşı'ndan gidiyor musunuz? Öyle. Hayırlısı artık. Ben o zaman çıkayım birkaç arkadaşa haber vermem lazım. Ah.
Burhan Altıntop'un hikayesi. Acıklı bir müzikal. Kah a la Turka, kah a la Franga. Böyle bir şey olurdu herhalde. Tatlı, iç burkan bir mahalle hikayesi. Böyle bir şey. Artık Nişantaşı'na kendi tarzımda veda etmeliyim. Artık buralardan gitmeliyim. Allah'a ısmarladık Nişantaşı demeliyim. Hoşça kalın. İşte bizim mahallemiz, zengin ve şık Nişantaşı. Terk etmek hiç kolay değil, ne anılar acıtır. Hatırlıyor musunuz Burhan Bey? Hatırlamaz mıyım bebişim? O gün bugündür hayatımız asla aynı olmadı. Evet, Nişantaşı Nişantaşı olalı böyle karakter tanımadı. Tatlı kızlar, yakın dostlar, lütfen beni özlemeyin. Burhan Bey gitti diyerek depresyona girmeyin. Siz bizi merak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Siz bizi merak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Ayrılmak zor mahalleden, bakkal abi yavşuklu manav. Burhan gidiyor diyerek esnaf bile bunalımda. Özgür Bey, iki apartman sahibi, uzmanlık dalı egzotik, mango, ananas ve kiwi. Ya şunu bana, ben şimdi mango aldım, iki tane de buz kap. Ay üzülme bebişim, senin için ananas da kaptım. Şılap şılap. Her günde mango yenmez ki, beleş diye sömürüyor. Bir kere de para verse, gözümüz aydın gidiyor. Mahallemizin fırını, pasta muffin kokuları. Her şey burnumda tütecek. Acaba burada kalsam mı? Burhan abi, borcun varmış. Veresiye yok dediler. Ekmeğimizle oynuyor.
yalanlar söylemesinler. Yoksa ekmekleri yer, pasta ve muffin yesinler. Elisa Hanım! Bana bir parten bir de nemlendirici lütfen. Her zamankinden mi İffet Hanım? Her zamankinden tatlım. Cengizciğim, bana bir şardone, bir de rose şampanya hayatım. Her zamankinden mi Bülent Bey? Her zamankinden. Tabii. Çok üzülüyorum, gitti mi? Allah gidiyor. Sadece Kadir inanır. İşte kahvede oturan mahalle sakinleri. Sakin olun, Burhan geldi. Yakalandık sırrını aşmasa, biz verirsek astar ister. Bari bize bulaşmasa. Şaşırdım, niye bebeğim? Kalitemi bozdurma kız! Seni bir güzel paramla döverim. Sıcak samimi mahalle, komşuların gözü yaşlı. Sakın intihar etmeyin. Gitmem izinmeyin. İnsafsız, merhametsiz Nişantaşı sokakları. Dileğin oldu en sonunda. Kader aldı, kader aldı, kader aldı Burhan'ı. Burhan gidi. Ya Gülenay abi, görmüyor musun herkes depresyonda? Ben gidiyorum diye herkes ağlıyor. Lütfen yanlış anlamayın, kimseni ağlatıyor. Burada insanlar kasasız, çiğ köfte bile acısız. Gözyaşlarını gizlemeyin, bana gitme Burhan deyin. Eğer ısrar ederseniz ben kalırım, izinmeyin. Siz bizimle hak etmeyin, vazgeçmeyin, basın gidin. Birileri yalvarsa da sakın ha geri dönmeyin. Nişantaşı çocuğuyum, üniversite mezunuyum. Ayrılamam mahallemden, köklerimden kopamam ben. Burhan kolay yetişmeyi, Nişantaşı gitmediği. Terk etmekten vazgeçtim ben. Öyleyse Burhan gitmiyor. Ay bitiremedim. İşte bizim mahallemiz, nazik kibar Nişantaşı. Hiç kimse git diyemedi. Ne? Kalıyor Burhan belası.
tatlı belası. İşte bizim mahallemiz, zengin düşük Nişantaşı. Turalarım ne yazık, kalıyor Burhan belası. İşte bizim mahallemiz, zengin düşük Nişantaşı. Teşekkür ederim. Çok işe yaradı. Kalsaydı Sacit, sana çok yakışmıştı. Zeynep, bana yardım etmen... Üstelik bir de hani Şayka'yla birlikteyim diye başıma açılan bir olayda... Ben nasıl diyeyim? Rica ederim. Ben bana çok kızgınsın sanıyordum. Çok kızgınım. Sacit, ilişkiler bittiğinde sevgi buhar olup havaya mı uçuyor zannediyorsun? Uçmuyor. Uçmuyor. Ne zaman istersen al giy, çekinme. Ay, Makbule'yi sorarlarsa ne diyeceğiz Habiyentlere Tahsin? Kaçta mı diyeceğiz? Of, of ya of, of. Ay, erkek arkadaşının evine taşındı dersiniz veya arada sırada boyfriendinde kalıyor dersiniz. Bu kadar abartmayın ya. Ne diyor bu ya? Ay, olur mu kızım öyle şey? Ya anne, Makbule abla 35 yaşında. Ama zeka yaşı 5. Ay, nereden buldu bu çocuğu ya? Zavallı Burhan da bir tik, bir tik. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Ay, masraftan kaçınmadım ve hepinize, bütün aileye muffin ve mango getirdim çocuklar sevinsin diye. Ya ya, bitmez o Burhan. Ya ne yapacaksın ihtiyar? Benim gönlüm zengin. Ay, çok keyifliyim İfot. O kadar keyifliyim ki. Çünkü bunalımdan çıktım. İnsanların beni ne kadar çok sevdiğini, hayatımın değerini ve ne kadar popüler bir kimlik olduğumu tekrardan anladım. Burhan Bey Nişantaşı'ndan gitmeye karar vermişti ki vazgeçti. Nasıl oldu o iş? Bütün mahalle beni bırakmadı ihtiyar İfot. Yani ağla ağla bittiler. Gözyaşları içerisinde... Sen müzikali izlemedin mi? Abi, seyrettim, seyrettim. Çok güzel olmuş. Bence de. Ay. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Sacit. Neredesin ayol, merak ettik. Hayır, Şayka'yı eve bıraktım da. Aa, bir sıyrık bile yok. Tabii tabii, bundan sonra böyle. Osman Bey kızmadı mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün yaşadığımız bazı olaylardan sonra Osman abimle biraz daha yakınlaştık. Sanırım o sert tutumunu kırmayı ve onun ruhundaki duygusal kadını çıkarmayı başardım. Allah'ım. Ablam hala yok mu? Biz de onu konuşuyoruz. Bu Makbule'nin işini ne yapacağız Sacit? Siz bir şey yapmayacaksınız dayı. Biz evleneceğiz. El öpmeye geldik bey amca. Bunlar bayağı ciddi. Burhan Bey, hakkınızı helal edin. Aman. Sacit kardeşciğim, sen hala kızgın mısın bana? Evet abla. Ya sen ne hakla birine kaçarsın ya? Bu nasıl bir cesaret, nasıl bir rezillik bu? Ama Şayka da sana kaçtı kardeşciğim. Aşktan yani. Tamam, evet de yani bu. Biz evleneceğiz Sacit. Niyetimiz ciddi. Aman. Tamam da gelin bir konuşalım. Makbule eve geri dönsün. Efendim, bir iki ay birbirinizi tanıyın. Bir söz yapalım. Hamiyetler gelsin. Yaza doğru da nişanla niyetlenirsiniz. Yok dayı, biz hemen ev
evleneceğiz. Nasıl efendim? Dün aldıydık bey amca. Çabucak nikah yapıyoruz. Aman. Ne kadar çabucak? Öbür gün yenge. Ne? Oh, shit.